Tamam mı Aslı'cığım? Tamam da ben yapamam öyle. Yani yüzüne güle güle yapamam. Sen söyle bakayım bana. İşine geri dönecek misin? Hayır. Barış Bey tutturdu özür diledi. Aa, bir de sen mi özür dileyecek misin? Olayı bilmiyor. Ama yine de haklı bir sebebim olmadan böyle davranmayacağımı bilmesi ve bana güvenmesi gerekirdi. Eskiden kimdim lan ben? Ha? Efendim abi? Eskiden ne diyorlardı oğlum bana? Kadırgalı ipsiz metin diyorlar abi. Ha. Neden öyle diyorlardı? Abi cesaretli gözü pek biriydin. Mahallenin kabadayısıydın yani. Biz bütün çocuklar seni örnek alırdık abi evelallah. Elinde avucunda ne varsa ne yoksa olanı da olmayanı da verdiğinden sana ipsiz diyorlardı abi. Sana ne oldu? Ha? Ne oldu abi? Aşık oldum. O herkese laf geçiren ipsiz metin kendi kalbine lafını geçiremedi. Aşık olmak en büyük kabadayılıktır oğlum. Herkes cesaret edemez. Şimdi gelelim sana. Bak, sen de bir nevi ipsiz sapsız sayılırsın. Yeviciğin abim. Beceriksizsin, uğursuzsun, zevzeksin ve de küpen var. Ağzından bal damlıyor abim. Ama aşıksın. Üstelik benim kız kardeşime. Abi. Metin abi bak. Bak bu kafe işinde sırf bu yüzden yardım ediyorum size. Sen kardeşim için her şeyi göze alabilecek adamsın. Oğlum tazı bizim tazı, çul bizim değil. Çalıştır lan şu kafeyi. İşlet. Bak ben arkanızdayım diyorum. Metin abim. Ey Metin abim benim ya. Bak abi. Sen arkamızdasın ya abim. Hı. Yemin ediyorum ben senin yüzünü kara çıkarmayacağım ha. Yakında o sürprizli fikri şak diye sunuyorum önüne, getireceğim. Evet abi. Bu konu hakkında Barbun'un çok güzel bir fikri var. Abim benim be. Ben şimdi gidip nasıl geceleri size özel hizmet veriyormuşum diyeyim. Ah denmez tabii. Yani nasıl söylerim ben bunu Barış Bey? Utancımdan ölürüm ya. Barış Bey, ben yapamadım. Peki o zaman bir şey soracağım. Ne yiyoruz? Çin yemeği mi, pizza mı? Ya. Ne söylersen söyle, ben ısmarlıyorum. Hayır, ben ısmarlıyorum. Misafirimsiniz. Seçin bakalım. Yani biz bu gece Hakan'la kulübe gideceğiz. Orada biraz takılacağız. Oley be. Vallahi ama. Çok sevindim Teo abi. Gel buraya sarılacağım sana. Tamam. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Kardeşim sağ ol. Tamam Hakan hadi. Yani Teo şimdi artık benim için oğlum nasılsa sen de benim için olsun. Yok teyze hanım. Ya eğlenmeye değil şu kazayı yapan hırsızı bulmaya gideceğiz oraya biz. Oraya da gidemez. Hakan cezalı. Değil kulübe gitmek, evden dışarı adım bile atamaz.
Tamam da Cahide teyze bakın vallahi başka çaremiz kalmadı yani. Şu kaza olayını bir an önce çözüp bu dosyayı kapatmamız lazım yani. Ya kulübe gitsin de başımıza daha büyük işler mi açsın? Hayır. Hem zaten Barış da izin vermez. Yok vallahi izin verdi ya. Patron tamam dedi, sıkıntı yok. Aşk olsun, sen bana da mı güvenmiyorsun ya? Ay evet abla. Yani Barış'ımın sağ koluna da mı güvenmiyorsun? Barış Bey sanki misafirinizmişim gibi bana oda açtınız. Ne gerek vardı ya? Aslanım bugün şoförüm değil, misafirimsiniz zaten. Rahat olun. Valla ben ilk defa başka bir yerde uyuyacağım. O yüzden ne kadar rahat olabilirim bilmiyorum. Arkadaşında da mı kalmadın hiç? Valla Gül var. Ama o sayılmaz. Çocukluk arkadaşım. Evleri de hemen arkamızda zaten. Okul kampı falan. Kamp mı? Yok yani... Benim annem bu gece burada kalmama izin vermesi bile bir mucize. O da Nisan'ın rahatsızlığından dolayı tabii. Bu gece nezarette de kalabilirdin. Öyle düşün. Yemekler. Ben ilacımı alıp torbamı da alayım, odama gideyim. Daha erken değil mi ya? Bu ataklar beni çok yordu Aslı'cığım. Size afiyet olsun. İyi geceler. Size de Nisan Hanım. Şöyle yapacaksın. Telefon çalıyor. Annen. Ay anne yemek yiyordum ben de. Çin yemek çubuk. Yemek Çin çubuk mu? Hatlar mı karıştı? Alo Aslı. Aslı. Yok annem benim ben. Kızım iyi misin? Hasta nasıl? İyi mi yavrum? Hasta iyi ya, yemek yedi yattı. Ölecek hasta yemek mi yedi kızım? Anne kadın ölmüyor. Atak geçiriyor ya, ölüyor sanıyor. Ha, iyi o zaman. Öyle ölmesini ister gibi yanında konuşmasana kızım ha. Refakatçiyle öyle uzun konuşulmaz anne. Ablacığım hastanede ses yapma istersen. Duası gerekirse bizi ararsın. Hadi acil şifalar hastamıza. Buyur anneciğim. Niye kapattın telefonu öyle? Ha? Siz bir şey mi çeviriyorsunuz? Metin, yoksa bu Aslı işi bıraktı da taksiye mi geçti? Beni mi kandırıyorsunuz yoksa ha? Hani öyle bir şey olsa ilk ben itiraz ederim ya. Doğru, o da doğru, o da doğru da. İşte bir saçmaladı böyle Çin çubuk falan, anlamadım ben yani. Anne kolay mı? Ölümle burun burunalar. Azrail şu anda yanı başında oturuyor. İçi çekilmiştir kız. Ay bir çay mı içsek ya? Ha? İçer miyiz bir çay? Metin abi? Bir çay içeriz değil mi ya? Nasıl güzel olur şimdi Arzucuğum, çay içeriz. Kızım 25 yıl mahzende bekletilmiş çay değil ki. Bildiğin demlik çayı, çok istiyorsan in iç. Doğru. Arzucuğum o zaman sen bana yardım et de biz çay şey yapalım. Vallahi şimdi iyi olur. Ha? Biz çay koyalım doğru.
Ben içmem. İçim dışım çay oldu içe içe kafede. Demleyip demleyip zaten içiyoruz kendimiz. Ben de babaannem bu pası kaçırmaz diyordum. Burada gol oldu işte babacığım. Siz de kendi kalenize gol attırmayın o zaman. Üf, benim aklım Aslı'da zaten. Ne dedi öyle o? Çin dedi, çubuk dedi, yemek dedi. Anlamadım ben. Al babacığım. Ne? Aslı şu an patronun evinde mi kalıyor? Aşk olsun ya. Haberim ya, haberim yok böyle bir şeyden. Şişt. Kız bağırma. Annem duyacak. Ama ben ona göstereceğim. Hayda. Hay hayatının en önemli gecesini geçiriyor. Ve en yakın arkadaşına mesaj dahi atmıyor öyle mi? Hayatının en önemli gecesini falan geçirmiyor. Bizim panik ayten var ya. Onun aynısı şirketin müşterisinde var. Ona bakıyor. Yoksa bir şey yok. Bana ne? Yine de bu olay bombastik bir olay. En yakın arkadaşa acilen mesaj atılacak, acilen haber verilecek bir olay bu. Ay. Ay ben unutuldum. Ben unutuldum, kesin unutuldum ben. Ay seninle ne alakası var ya? Teo aramadı zaten. Yani benim bu işe hiç aklım yatmadı Teo. Ben Hakan'ı evden çıkartmaya korkuyorum. Barış kulübe yolluyor. Ya ben yanındayım Cahide teyze, sen merak etme ya. Ah canım benim. Bu çocuk 10 şapşal gücünde. Yani bir saniyede ne çamlar devirir. Tamam ben de bir saniye bile gözümü ayırmam o zaman. Tamam sen merak etme. Teo abi. Are you ready? Gözlerimi radar gibi açacağım orada. Bulacağım o alçak kızı. Küçücük bir çocuğa çarpıp kaçmak demiş, ödesin bedelini. Hadi bakalım inşallah. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Al bakalım. Sizin kahveleriniz de bir tuhaf. Yemekleriniz de antin kuntin zaten. Ay, Nisan Hanım da beni yatıya çağırıp erkenden yattı. İyi geliyorsun. Ona. İnsanlarla kolay anlaşıyorsun. Evet. Bazıları hariç. Olanları anlatsaydın hiç bunları yaşamayacaktık. Daha aslanı. Biraz bana güvenseydiniz. Ama bir avukata bir şoför. Siz de haklısınız. Taksiyle uğraşmanı istemiyorum. Siz yokken de ben taksiye çıkıyordum. Dert değil. Çok dik başlısın. Biliyorsun değil mi? Ben sizin tanımadığınız dünyalarda büyüdüm Barış Bey. Böyle olmaya mecburum. Gel o zaman anlatırsın biraz. Neyi? Senin hikayeni. Güzel çalmıyor ya. Ben çalsam havaya uçururum burayı Teo abi. Hakan buraya uçmaya falan gelmedik koçum. Gözlerin çalışsın, bulacaksın o kızı. Tamam? Sen merak etme abi. Kesişme işleri benden sorulur. Ha, aferin. Hadi bakalım. Buyurun kapağı açılmamış sodalarınız. Eyvallah. Bana bak. Bunun dışında hiçbir şey içmiyorsun, tamam mı?
Su bile içmeyeceksin. Biri sana bir şey verirse değil, ağzına sürmek, ağzına yaklaştırmıyorsun bile, tamam mı? Ben zaten nasibimi aldım Teo abi. Bütün İstanbul Nur Yalçı'ya bağlamış durumda. Bilmediğim bir şey asla içmem ben bir daha. Aferin. İstemiyorum beyefendi sizinle dans etmek falan. Sallanız alt tarafı ya. Amma uzattın ya. Hadi. Şşş. Alo. Oğlum ne uzatıyorsun lan? Abi. Dur abi dur. Ben duruyorum da arkadaş biraz değişmen. Hayırdır oğlum? Ne hayırdır ya? Ne var? Ne? Oğlum bak ayıkol yapma. Ne var? Ne var? Lan ne diyorsun? Nereye atlıyorsun oğlum el alemin bacısını kızını? He? Allah Allah. Hadi bas git tamam uzatma hadi. Hakan bunlardan hep var mı oğlum böyle mekanlarda? İndireceğim şimdi ben bunu. Tamam birader ne uzatıyorsun ya? Rahatsız etme kızı bas git hadi tamam. Hadi hadi. Hala dik dik bakıyor kıza. Sizle mi uğraşacağım ya? Bana kızmıyor. Uğraşamazsın lan zaten. Şekil yapmam hala. İyi misiniz? Neredeyse teşekkür edeceğim o terbiyesize. Sayesinde centilmenliğin ölmediğini gördüm. Eyvallah. Geçmiş olsun. Maşallah Teo abi. İki dakikada bağladın kıza. Helal olsun. Hakan. Çenen değil abicim. Gözlerin çalışsın. Hadi tara şurayı bul o kızı. Hadi. Tamam tamam. He. Zaten her şeyi büyük bir heyecandı. İlk adım mı? İlk hastalığı. İlk konuşması. Ah. İlk kelimesi neydi bilin? Aslı mı? Evet. Senin lakabın nereden geliyor peki? Babamdan. O derdi bana ateş böceğim diye. En karanlık anlarında bile içini aydınlatıyormuş ondan. Çiçeğe de bal böceğim derdi. O da en acı anlarda tatlandırıyor diye. Çok tatlı bir çocuk Çiçek. Hani bir video göndermişti ya izledik. Oradaki gülüş hala aklımdan çıkmıyor. Davayı benden alman bu yüzden canımı yaktı. Çünkü en az ben de senin kadar istiyorum ona çarpanı bulmayı. Bu kadar dik başlı davrandığım için özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Sana güvenmediğim için. Şımarık falan değilsin sen. Bir yere kaçma, geliyorum. Söyle Teo abi. Oğlum bana bir şey oluyor lan. Böyle şeyler bana hep oluyor Teo abi. Hakan. Söyle Teo abi. Sormaya çok korkuyorum oğlum. Bence de sorma Teo abi. Yedik mi lan ilacı? Vallahi yemişiz abi. Ben bu kafayı tanıyorum. Hakan patron bunu duyunca kafayı yiyecek biliyorsun değil mi? Boş ver abi. Yemişiz işte. Takılmana bak sen. Bana bunu yapanı bir bulayım var ya. Ben de ona takılacağım oğlum. Teo abi. Ha? Sana da bir gülme geliyor mu? Oğlum bildiğin gibi değil lan. Tam polisi arayacağım bir gülme geliyor ya. Boş ver abi. Arama sen de. İyi ben kopuyorum o zaman. Aç. Koptum.
kaçmadım, buradayım. Al bakalım bu senin. Ortaklığını kutladığınız davetinizle sizi evlerimizde görmekten mutluluk duyarız. Bütün çalışanlarımız geliyor. Teknenin yerini biliyorsun zaten. Ama gelemem ki. Annem izin vermez. Hele 2 gün üst üste imkansız. Peki izin verseydi gelir miydin? Gelirdim. Hem de seve seve. İyi gelmiş sayıyorum o zaman. Tamam. Çiçeği anlatıyordun. Tanışamadık da. Evet. İlgilenemedim ben de bu ara. Bizimkiler kafe işine kaptırdı. Ben de taksiyi bıraktım. Bütün düzenimiz bozuldu. Ben de çok istiyordum sizi tanıştırmayı. Peki o zaman. Sıra geldi taksiye. Anlat bakalım nasıl başladın? Babam öldükten sonra. Yani onun özel bir hikayesi yok. Başka hayallerin yok muydu peki? Yani taksici olmasaydın ne yapmak isterdin? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hep benden konuştuk. Sıra sizde. Ve sonra anlatayım. Teyzelerinizi merak ediyorum ben. Nasıl insanlar? Sizin onlarla aranız nasıl? Sen teyzelerimi nereden biliyorsun ki? Teo bahsetmişti. Onlar büyükmüş sizi. Ben hiç rastlamadım ama. Hafta sonları görüşüyoruz genelde. O yüzden denk gelmedin yani. Yakın mısınızdır peki? Çok. Annemi erken kaybettim ben. Teyzemler büyüttü beni. Hele Cahide teyzemin emeği çok fazla benden. Üzüldüm anneniz. Benim kalbim ilikli. Bana şey yapma, kalbim ilikli. Anlamadım canım. Senin kalbin mi delikli? Bak Gül hemen anladı bunu. Sen anlamıyorsun. Kalbim ilikli. Neyse boş ver ya. Hay Allah. Nasıl? Giyineyim, sıkıntı yok. Eyvallah. Music will hear.
Ne oldu? Şu şapşal olan var ya. Daha önce de yolmuştum sanki ben bunu. Harbiden şapşalmış yani. Hatırladım. O çocuk bu. Hani sana anlattım. Hadi hadi yürü yürü. Yakalan bana yürü. Bazen kendimi akvaryumda balık gibi hissediyorum. Dışarıda bir hayat var biliyorum. Ama yani göremiyorum. Ve bu mahalleden çıkamıyorum. Dönüp dolaşıp yine manav tezgahındayım. Ya şu hayatta böyle sevgiyle sarılıp dokunabildiğim tek şey Kastamonu sarımsağı. Bu böyle mi olacak ya hayatta hep? Ya ben ölene kadar böyle mi devam edeceğim acaba? Teo Bey. Arzu. Şişt. Bir güzel miyim ben? Çok. Vallahi. Tamam. Güzelim ben. Alo, Teo be... Teo? Alo, sen benim düğmemi diktin ya. Evet. Dikmese miydim? Sen baktın düğmeye, öyle boşta sallanıyor. Hemen diktin ya. İlacı yanındaymış meğer. Yani sen yanında dikiş seti taşıyormuşsun ya. Ben oracıkta diktin sen beni. Sen kalbimi üzerine elikledin ya. Çok güzel bir şey yaptın. Hem de çok güzel bir şey yaptığını bilmeden yaptın. Sen belki ne kadar güzel olduğunu da bilmiyorsundur. Ne kadar sıcak baktığını, ne kadar tatlı gülümsediğini. Benim senin elini tutmayı istediğimi de bilmiyorsundur bence sen. Ama istiyorum ha. Vallahi bak. Ağlıyor musun sen? Ağlamanın sesi mi o? Yok. Yani evet. Ama... mutluluk ağlaması yani. E tamam o zaman tamam. Abim be. Kardeşim benim. Ne oldu kız? Milan'ı aşk mı etti yoksa? Arzu. Ben burada kalayım ya bugün. Kalayım. Abin arıyor. Şimdi söylerim ona. Alo. Babanız nerede peki? Babamı boş ver. Uzun hikaye. Çok mu üzdü sizi? Niye öyle söyledin? İnsan üzücü hikayelerden kaçar. Sen de o yüzden kaçtın değil mi? Geride bıraktığın hayallerini sorduğunda. Peki sizin hayaliniz avukat olmak mı? Pilotluk, yelkencilik,
avukatlık dışında her şey. Ama iyi ki avukat olmuşum. Fiyat, ben... Hadi kalk, uykun geldi, uyuyacaksın. Barış Bey biraz daha. Yemişsiniz. Burada mısınız? Buradayım, korkma. Ya Handan. Allah'ım ya. Ya Handan. 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 Vallahi billahi ben uyumuyorum abla. Bak bu saat oldu yoklar. Telefonlara da cevap vermiyorlar. Mutlaka başlarına bir şey geldi. Ay yok canım, yani müziğin sesinden duymuyordur çocuklar. Aa bak işte. Ha, arıyor. Aç aç aç, dışarı ver. Alo. Ya oğlum niye arıyorum arıyorum açmıyorsunuz ya? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda, her şey yolunda, hiç sıkıntı yok. Ama merak ettik biz sizi Teo'cum yani. Ay ne de merak ettin ya, uyuyarak horul horul. Teo ne oldu, kızın izini bulabildiniz mi? Teyze hanımlar, teyze hanımlar. Söyle Teo'cum. Ben sizi çok seviyorum ya. Vallahi billahi bak, yemin ediyorum çok güzel insanlarsınız be. Ailem gibi seviyorum ya. Ay, ay ben bu sözleri bir yerden hatırlıyorum. Ay ne iyi çocuk değil mi abla? Handan, bittik biz Handan. Bittik biz, bittik. Bittik Handan, bittik. Biz de seni kendi oğlumuz gibi seviyoruz. Ay canım benim. Handan kalk. Kalk Handan kalk. Bittik biz, bittik, kalk. Bitmez teyze hanım, bitmez. Bitmez teyze hanımlar, bitmez hiçbir zaman. Ah bittik biz Handan, bittik. Kalk, kalk kulübeye gidiyoruz. Kalk, kalk. Ay kulübe eğlenmeye mi gidiyoruz? Ay, ne eğlenmesi Handan, ne eğlenmesi. Baksana aynı bizim o gün konuştuğumuz gibi konuşuyor. Dinle. Gelin, gelin, gelin. Gel anne, gel. Çabuk gel teyze. Gelin, gelin. Vallahi çok güzel burası. Gelin. Koş Handan, koş Handan, koş. Ver, ver. Alo, alo. Teo, Teo. Çocuklar sakın kımıldamayın, tamam mı? Geliyoruz biz, geliyoruz. Sakın bir yere gitmeyin çocuklar, geliyoruz. Bahar diyordun, söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla, bu gözler sana son defa bakarken, inan yüzümde. Seni üzmeden çözebilecek miyiz bu kazayı? Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden.
harcıyordun söyle, güz mü geldi? Siyaha çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içinde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla, bu gözler sana son defa bakarken, inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Sonsuzdu aşk. Hani sonsuzdu aşk. Ağla, bu gözler sana son defa bakarken, inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Evet, evet. Ama ben sizi pek uyutmadım galiba. Yani konuşalım diye. Vallahi ben şikayetçi değilim. Ya. Yanıyor mu aşkım? Yanıyor, yanıyor. Hadi bakayım. İşe yarayacak mı diyorsun? Yarayacak tabii aşkımın ilkbaharı. Yaramaz olur mu ya? Ya boşuna mı ümitleniyoruz biz? Şş, bana bak. Biz buzdolabında hiçbir şey olmadığını bildiğimiz halde... ...ne de bir mut açıp bakan insanlarız ha? Enseyi karartmamak lazım, tamam mı? Olacak mı diyorsun? Olacak tabii ya. Olmaz olur mu yavrucuğum ya, ha? Tıklım tıklım da olacak bu kafe, tamam mı? Sen gelinini seç. Yakında şak diye giydireceğim sana, ha? Yani bir düğünümüz olacak mı yani? Ya senin canını yerim ben. Düğünün en kralını yapacağım sana ya. En kralını. Yok, kralı kalsın. Düğün yapalım yeter. Şş, bana bak. İkimizin adının geçtiği bir şarkı biliyorum. Söyleyeyim mi? Ay, ikimizin adını geçen bir şarkı yok ki. Dinle bak, geç şöyle. Ne demek yok ya? Kızılderililer yazmış kızım. Bak şimdi. Oo arzu. Oo barbo. Nasıl? Oo arzu.
Oo, Barbo. Arzu. Manyaksın sen. Gel kız, acık koklayayım seni, ne dersin? Ya, ya? Yakalanacağız, yapma. Şş, ya. Bana bak, bir koku geliyor ya. Ne bu? Barbo, bu yanık kablo kokusu gibi. Barbo, kablolar yanıyor Barbo. Dur, dur. Barış Bey, benim arabayı devretmem lazım. O yüzden size de bir tane çağırdım. Yani henüz şoförünüz yok ki. Evet, henüz yok. Belki yarın olur. Belki. Aslıcığım, her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çakal savaşı için. Buyurun. Evet. Evet. Ne? Olamaz. Tamam. İlayda Hanım, tam bir felaket. Organizatörler ışıklandırmayı yaparken teknenin elektrik aksamını patlatmışlar. Ne yapacağız şimdi? Davet etsek ne de yapamayacağız. İyi de nerede yapacağız bu saatten sonra? Tabii ki Cahide Hanımların evinde. Aman Sıdıka, hiç Cahide falan çekemem şimdi. Aa, ama şöyle düşünün bakın. O evin gelini gibi olacaksınız. Tüm o klas insanlar sizi öyle görecek. Hmm diyecekler. Sadece Barış Bukan'ın ortağı değil, teyzelerinin de göz bebeği. Bu evin bir üyesi, geleceğin İlayda Bukası. Ay çok sevdim bu fikri. Bana bak. Tamam, beni ikna ettin. Şöyle yapıyoruz. Sen şimdi gidiyorsun tekneye, taşıma işlemlerini hallediyorsun. Cahide'yi ben hallederim. Alo. Efendim İlayda'cığım. Cahide Hanımcığım, akıl almaz bir şey oldu ve ben bunu size nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum. Dümdüz söyle İlayda'cığım. Akıl almaz olaylara bağışıklık geliştirdim. Şimdi şöyle ki, teknede bir sorun çıktı ve bizim acilen partiyi başka bir yere taşımamız gerekiyor. Sen de bizim bahçeyi mi düşündün? Ne kadar tuttu? Evet, yani sonuçta Barış'ın itibarı söz konusu. Evet çocuğum. Her şey Barış için. Nasıl? Tamam diyorum yavrum, tamam tamam. Gelin yapın, bütün partiyi burada yapalım. Herkes gelsin, bütün partileri burada yapalım bundan sonra. Tamam canım, tamam. Hadi bekliyorum. Oh, teşekkürler. Ne bakıyorsun be öyle enik gibi? Sıdıka'ya yardım etsene. Bana bak, parti taşınıyor. Şimdi bütün davetliler tek tek aranacak. Eğer bir kişi dahi unutulursa... İlayda Hanım, ofise hırsız girmiş. Ne? Nasıl? Bilmiyorum, herhalde gece girmişler. Her yeri deşmişler. Oh, Allah'ım. Ay, şimdi çalık atacağım. Bütün aksilikler bugün umuldu. Yani abla, inanamıyorum ya. Sen bir şey dileme, olur mu? Çünkü tersi oluyor. Yani sen şimdi bize dedin ya, evi hiç kimseyi çağıramazsınız diye. Koskoca cemiyet eve toplanıyor. Sen önce şu kanepeye dön bak, ondan sonra bir daha gül. Şu halimize bak. Cemiyetten biri görse rezil olacağız vallahi. Vallahi zaten abla. Yani bu akşam bunlar uyanmazsa bütün cemiyet görecek. Partimiz eksikti yani. Şahtlık şahbaz oldu. Ay. Abla kız. Şimdi Barış çok kızacak. Mahvolacak. Kahrolacak. Hayır, Barış öğrenmeyecek. Çünkü söylemeyeceğiz. Nasıl yani? Hani bu evde yalan söylemek yasaktı? Handancığım, ben ne yapsam tersi oluyor.
Yani ben de o zaman kendimin tersi olmaya karar verdim. Şimdi senin oğluna yaklaşan herkes bir anda ilaçlanıyor. Yani bu nasıl bir şeydir anlamadım ki ben zaten. Onun için belki bu gece partideki herkes de ilaçlanır ve biz toplu halde tımarhaneye gideriz. Evet, tut. Tut. Evet. Sen sağ, ben selamet. Hah, Aslı. Geldin mi kızım? Ne oldu? Hasta kurtuldu mu? İyi mi? Hasta iyi. Ben de iyiyim. Her şey çok iyi. Sen nasılsın Kadırgalı Neşe? Aa, bırak zevzekliği bakayım. Sen niye bu kadar iyisin? Aman ya, iyi olmayayım mı ben? Aman, aman iyi ol kızım. İyi ol da bir daha sakın dışarıda kalma. Bak sabaha kadar şurada oturdum. Bak, yüz bulup izin isteme bir daha dermem. Tamam, zaten ben niye dışarıda kalayım ki bir daha? Yani niye izin isteyeyim? Sadece bu akşam bizim şirkette, şirketin bir daveti varmış. Ona bile izin istemem ben. Yuh yani. Aa, olacak şey mi iki gün üst üste? Aferin, aferin sana. Gel bakayım şimdi, öp burada anneyi. Öp, hadi. Güzel kızım benim. Günaydın Eğilmez ailesi. Gül. Ta kendisi tatlım, burada kaldım. Gel yavrum, gel, gel. Bunlar mahallenin çalışkan kızları. Aslan kızlarım benim. Mahallenin erkeklerine taş çıkarır bunlar. Oh. Helal olsun size kızlar. Helal. Canlarım benim, canlarım. Gelin bakayım şöyle. Ay, bak olur. We can do it Neşe teyze. Hayır yani ben böyle bir şey nasıl olur anlamıyorum. Güvenlik uyuyor mu? Ayrıca Teo Efendi nerede? Ne oluyor Elayda? Bu ne hal ya? Hırsız girmiş ve her tarafı talan etmiş. Hırsız mı girmiş? Evet. Neler almış? Değerli olan hiçbir şeye dokunmamış. Şimdi güvenlik kamerasına bakıyor polisler. Kesin Bilal'in parmağı var bu işte. Ben size dedim, bir şeyler planlıyor dedim. Nisan Hanım, siz neden her şeyin içinden çıkıp duruyorsunuz? Ayrıca ne alakası var? Müzakere var bugün, müzakere. Nisan Hanım'ın dosyasına bakın hemen. Yok Barış Bey. Bir tek o dosya yok. Hah. Bütün kanıtlar da o dosyanın içindeydi. Bravo. Nisan Hanım, buyurun. Metresi olduğunu kanıtlayamayacağız yani, öyle mi? Maalesef. Müzakereyi ertelemenin yolunu arayacağım. Oh, ne güzel esiyor Nisan rüzgarı, ılık ılık. Ne o ya, bir şey mi oldu? Yüzünüzden düşen bin parça. Siz gayet iyi biliyorsunuz ne olduğunu Bilal Bey. Ben bir tek şey biliyorum avukat. Karımı ne kadar çok sevdiğimi. Gel vazgeç bu işten Nisan. Seviyorum seni. Tut elimi. Kaçırayım seni eski günlerdeki gibi ha? Sen o treni çoktan kaçırdın Bilal. Bitti bu iş. Canım. Karım. Güneşim. Ayım. Ben senden boşanmak istemiyorum Nisan'ım. Boşanmak istemiyorsun. Kuma yapmak istiyorsun beni. Hayda. Ya nereden çıktı şimdi bu iş? O iş bitti. Vallahi billahi bak numarasını bile sildim ya. Al bak. Şimdi silersin. Sonra tekrar eklersin. Her defasında bunu yaptın zaten. Yok artık kanmam sana. Bitti bu iş. Boşanıyoruz. Zırnık alamayacaksın ulan benden. Zırnık vermeyeceğim sana. Getir şu evrakları, ben ne var ne yok her şeyi imzalayacağım. Sonra imzalarsın sonra. Biz müzakereyi erteleme talep ediyoruz. Çünkü ofisimize hırsız girdi. Ne hikmetse bir tek sizin dosya çalınmış. Hayda. Allah Allah. Bak şu Allah'ın işine. E demek ki mahkeme o zaman, öyle mi? Eh, hakim de bendeniz aile birliğini ve bütünlüğünü korumak isteyen Bilal lehine karar verir. Öyle değil mi avukat? Aynen öyle Bilal Bey.
Evet, hırsız benim gibi işine tutkuyla bağlı bir avukatı hesaba katamamış Barış'cığım. Birleşme olduğu gün önemli olan belgeleri kopyalatmıştım. Artık mal varlığınızın yarısı Nisan Hanım. Kadırgalı Neşe, kızının dışarıda kalmasına izin verecek ha. Heyt yavrum, heyt. Mümkünatı yok. Anne, o dündü ya. Sen zamanda geriye mi gittin? Canım dur, giriş yapıyorum ben. Aa, bozdum bak şimdi. Sen dün dışarıda kaldın ya. Bugün de davete mavete gidemezsin ya. Tamam anne. Israr etme yani, yok izin vermem. Tamam dedim ya anne. Tamam, git. Git hadi git. Nasıl? Kıyamadım işte. Vallahi mı kız? Ha? Ay! Vallahi mı Neşe teyze? Bak, çok şey yapmayın, vazgeçerim ha. Ay, canım annem, ağlayacağım ya. Oo. Ay, Aslı! Kız, sen ne giyeceksin şimdi ya? Ay, ne yapacağız, ne yapsak ki? Senin de dolabında hiçbir şey yoktur yani. Sen böyle düğüne bile kotla tişörtle giden insansın. Ne olacaktı? Haspam mı senin dolabında zaten? Sen olmasan Bilal'i kıstıramayacaktık. Teşekkür ederim. Sana iyi bir çift olacağız demiştim. Ama bazı konularda beni yanlış tanımışsın. Üzüldüm. Aa, ne gibi? Ben kadınlarla öyle ilişkiler kurmuyorum. Anlamadım canım. Ne gibi ilişkiler? Anladın sen. Yok, anlamadım da. Ha, biz partiyi teyzenlerin bahçeye taşıdık. Haberin yok senin. Var var. Şirin söyledi. Ha, var mı? Ama o zaman ben gideyim de konuk listesine bakayım. Eksik birileri falan olmasın. Şirin, ulaşabildin mi Teo'ya? Hakan! Oğlum ne yapıyorsun? Hakan, ne oluyor oğlum burada? Kim oğlum bu adamlar? Ne taşıyorlar lan? Biz seninle hatırladığım kadarıyla en son kulübe gitmiştik. Tamam, kulübe gittik. Sen şeye bakıyordun, kıza bakıyordun bulacağım diye kızı. Sonra soda söyledik. Sonrası ben de gidik Hakan. Abi, vallahi ben de hep gidik. Biliyorsun, fikse yani. Oğlum bir şey yapmadık biz orada bak. İyi düşünelim, soda içtik. Yoksa yine mi ya? Oba. Sen de mi ya Teva? Vallahi. Abi ben de mi ya? Oğlum ben nasıl anlatacağım şimdi bunu patrona? Ne diyeceğim ben adama ya? Ben nasıl yaparım bunu Hakan? Abi. Abi. Gel gel Çak. Artık sen de güzelsin. Abi. Teva abi. Nereye gidiyorsun? Çak bebeğim. Oldu bu iş. Aa. İlayda Taş'ın asistanı. Sıdıka bebeğim. Öğren ismimi. Ben sana ne dedim? Bu daveti senin ayağına getiririm demedim mi? Harbi mi? Sen mi getirdin bu insanları? Sen mi yaptın bu partiyi? Benim adım Sıdıka bebeğim. Ama sen de söz verdiğin gibi bütün gece benimle dolaşacaksın Hakan Şeker. Şeker şey seni. Şekerlik seni. Yani şimdi ben bu durumu patrona söylesem ayrı dert, söylemesem ayrı dert ya. Bu olay benim başıma nasıl geldi, ne oldu yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım ben ya. Hakan'da bir şey var oğlum.
çocuğa yaklaşan çarpılıyor. Aa, ay niye öyle diyorsun abla oğluşum hakkında? Ay acaba biz bu çocuğu okutsak falan mı? Allah, inşallah korktuğum şey değildir. Aa vallahi 12 cevapsızlı patron arıyor. Yandık, ben ne diyeceğim şimdi adama? Kafam da çalışmıyor daha. Durdu her şey. Ne yapacağım ben şimdi? Aman çocuğum bir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Bari bırakalım bu geceyi keyifli geçirsin. He. Tamam. Alo patron. Neredesiniz Teo? Yani sen yanında olmasan Hakan yine çarpıldı diyeceğim ha. Teyzemler de açmıyor. Ya onlar şey bu partinin koşturmacasından duymamışlardır patron. Dün geceden bir şey çıktı mı bari? Alo. Çıktı. Çıktı patron, çıkmaz olur mu ya? Çıktı, bulduk çeteyi, tamam. Tamam bulduk, vallahi bulduk. Ciddi misin sen? O kadar ciddiyim ki inanamazsın. Bak aklın almaz yemin ediyorum. Sen şimdi artık böyle şeyleri hiç düşünmüyorsun, tamam mı? Geliyorsun kutlamana, bir güzel eğlencene bakıyorsun. Ben sana efsane delillerle geleceğim, tamam? Her şeyi çözdük. Sen rahat ol. Tam teşekküllü kutlama patron. Duble kutlama ya. Sen rahat ol, tamam? Sıkıntı yok. Hadi öpüyorum seni. İşim var. Hadi bay bay. İyi tamam. Bir şey diyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır derler ya. Bak yemin ederim doğru. Yemin ederim ya. Hadi ben gidiyorum, çok işim var, hadi. Kız. Ciddi misin sen? Ya böyle mi dedi yani? Açık açık böyle mi söyledi? Vallahi öyle dedi ya. Ya ben de inanamıyorum hala Aslı. Çok şaşırdım kızım ama çok da sevindim. Ay. Vay arkadaş, eve bak. Ay her şey çok güzel olacak galiba Aslı. Ay çok mutluyum. Ay dur kız dur. Hadi şu kıyafetlerden seçelim bir an önce de seni gecenin yıldızı yapalım. Hadi hadi. Hadi anneciğim çabuk ya. Ya dur oğlum, iki ayağımı bir pabuca soktun. Aslı. Kızım ben çıkıyorum. Yemeğin altını kısıver çıkarken. Tamam anne. Geç geleceğiz. Kapat sen. Kapat kapat. Oğlum sen beni nereye götürüyorsun? Hayallerimin götürdüğü yere gidiyoruz anne. Bak bu işin altından bir çapanoğlu çıkarsa vallahi koca adam demem yersin terliği ha. Sen gel bir gör ondan sonra. Hem ben sana yeni terlikler alacağım. Eskilerini kızlardan emekli edersin artık. Ya bana baksana sen. Senin başına güneş mi geçti? Pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsun öyle? Hadi yürü be kadırgalı. Göreceksin birazdan. Amma meraklısın ha. Yürü. Tut bunu bak. Hah, şurası şöyle. Böyle. Oh. Gül. Kız bu ne? Sahne mi alacağım ben ya? Ben giymem bunları. Giymezsen giyme. Biz giyiyoruz yani onu. Ablanla. Kırmış mıyım ben gülümü? Eşek miymişim ben? Öp. Buradan da. Ay kız. Ay bir bak, ben fikir geldi. Ya şu Barış Bey'in bir terzisi vardı ya hani. Hani sana bir şeyler dikti falan, böyle kıyafet dikti. Muzo Bey. Heh Muzo Bey. Ya biz bu elbiselerin fotoğraflarını falan çekelim, atalım ona. Ne bileyim, bir danışırsın. Ya bir kombin mombin yapar, bize bir öneride bulunur falan. Nasıl? Aferin kız. Nereden geldi aklıma? Ben. Al bakayım şu telefonu. Tut. Aa, ben de bunu üstüme tutayım. Hadi çek, çek fotoğrafını. Tut öyle tut. Şimdi. Çektim. Tamam. Diğeri. Böyle mi? Ha öyle öyle. Böyle mi? Yukarıda şurada tut. Ya, bir dakika şöyle tut. Tamam. Şimdi yine hı yap. Hı çekiyorum. Çektim. Tamam değiştir. Oğlum bıraksana beni. Gitmek istemiyorum ben bu kafeye. Anneciğim gel bir kere gör, sonra yine gelmezsin. Yahu göreceğim şey belli. O uğursuz küpeli horoz. Ya gel bak, çocuğun bir sürprizi var. Gel sürprizini gör. Müşterilerini gör. Yahu çekiştirme beni Metin. Ha
tek müşterisi çöpe konan sinek. Benim alayım. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Alayım efendim. Teşekkürler, sağ olasın. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Evet. Neşe anne. Ben size demiştim değil mi bu kafe kuyruktan geçilmeyecek diye. Ha? Nasıl da şak diye koydum tespiti ama. Ha? Herhalde rüyadayım ben. Ay yok değilim. İyisin hanım. Çocuk becerdi sonunda. İyi de nasıl oldu bu? Aa, fal mı bakıyor? Ya, hani dün demişti ya burası kalabalık olacak diye. Demek ki bizimkinin falları harbiden çıkıyor. Aman tanrım, gözlerimi işkence etmek için mi gönderdi bunları? Alo. Rüküşlük Müzesi'nden mi arıyorsunuz? Yo, Aslı ben Muza Bey. Biliyorum. 80'lerde donmuşsun. Ne dediniz? Ne diyebilirim ki? Dilim tutuldu, konuşamıyorum. Gözlerim yandı çirkinlikten. Kör oldum. Ay, amma ezdi kız. Derhal o giysileri yakıp hemen mabedime geliyorsun. Size mi? Yok. Şimdi siz bana nasıl bir şey giymem gerektiğini söyleyin, ben halledeyim onu. Söylesem ne olacak? 10.000 lira verip alacak mısın? Oha! 10.000 lira elbise mi var ya? 2.000 liraya kalem var kızım. Ay doğru. Sizin şoklanmanızı dinleyemem. Bak filozof kız. Barış seni görünce estetik yetmezliğinden ölmesini istemiyorsan derhal buraya gel. Gelmeden önce de o bütün o elbiseleri üstüne benzin dök yak. Öyle gel. Gel demesi kolay. Parası ne olacak? Vallahi ben parasını marasını bilmem de. Sen gitmezsen bu adam var ya seni böyle ikiye katlar, üçe böler, böyle bir şeyler yapar, katlar, böler, çarpar, çıkarır, keser yani seni. Ya biraz daha yüksek sesli konuşsan hiçbir şey duyulmuyor. Ha tamam tamam yavrum, ben ne bileyim Metin abiyle Neşe anne duymasın diye böyle az kısık sesle konuşuyordum yani, az daha bağırırım ben. Tamam. Yalnız milletin nasıl aklı uçuyor ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya değil mi ya, insanlar iki bilgiyle akılları nasıl gidiyor? Bir şey söyleyeceğim sana, bu sefer yırttık yırttık bu sefer ya. Yani ben bu kadarını hiç beklemiyordum, nasıl doğdu burası böyle? Vallahi bir şey söyleyeyim, ben bekliyordum da bu kadar erken beklemiyordum yani, sen o 3 tane kızın hayatını şakır şakır anlatınca jet hızıyla yayıldı yani. Barbo, ya çevirdiğimiz numara anlaşılırsa? Ben biraz korkuyorum ya. Ne var canım, Allah Allah. Ya zaten fal dediğin şey yalanda olan bir şey Arzu. Aa, korkacak bir şey yok. Değil mi? Tabii ki de. Kötü bir şey yapmıyoruz aslında. Tabii ki canım, biz mesleğe boyut atlattık. Araştırmacı falcılık yapıyoruz şak diye. Yuvamızı kuruyoruz yani. Bunda kötü bir şey olamaz ki. Tabii yok hayatım benim ya. Tabii ki de yok ya. Allah Allah. Ha şöyle şimdi bana bak. Hadi git de şimdi müşterileri bekletmeyeyim, tamam mı? Tamam. Aa şey ara sıra kendini göster. Hani içeri gir, annemler de şüphelenmesin senden, tamam mı aşkım? Aşkım diyen diline kurban senin ya. Of.
Çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Ortam bayağı iyi gözüküyor. Barış Bey'e bak. İlah gibi olmuş. Teyzelerim. Altın kızlar gibisiniz. Işıldıyorsunuz resmen. Sen de çok yakışıklısın. Ah yakıyorsun canım yeğenim. Ama bence bugün övgüyü Hakan hak ediyor. Yani kulüpte kesin bir dert çıkaracaksın diye düşünmüştüm Hakan ama şaşırttın beni. Anlat bakalım nasıl buldunuz kızı? Teo abi anlatsın. O daha güzel anlatır. Patron, kurtulduk. Kesin mi Teo? Bulduk mu kızı? Yani kazayı artık onun yaptığını ispatlayabiliyor muyuz? Yapacağız, yapacağız patron. Hepsini yapacağız. Sadece bana bu akşama kadar müsaade et. Ben kafamda bir sağlamasını yapayım, sonra halledeceğiz hepsini. E tamam, o kadar bekledik. Birkaç saat daha bekleriz. Yalnız benim sana bir şey sormam lazım. Onu bir konuşalım mı bir seninle? Teyzelerim, izninizle. Müsaadenizle. Çok uğraştın Teo, hakkını ödeyemem. Çok sağ ol. Yok, dur bakalım. Şimdi kızı nasıl bulduğumu öğrenince bütün bu övgülerini geri alabilirsin. Şey yapma. O ne demek şimdi? Yok, ben kanıtı göstermeden bir şey anlatmayacağım şimdi. Şey yaparız onu sonra. İyi, tamam. Sen ne diyecektin? Ha, şeyi Aslı'yı soracağım ya. Arabaların peşine düşmüş yine. Hallettik onu. Dönüyor işe. Ha, iyi, güzel. Buraya gelmiyor ama değil mi? Hakan Hakan sıkıntı olmasın ha. Sorma Teo. Teknedeyiz diye davet etmiştim ama Allah'tan gelemiyor. Ailesi izin vermezmiş. Aa, Aslı arıyor. Alo Aslı. Alo Şirin, ben marinaya geldim ama teknede kimse yok. Davet iptal mi oldu? Ay sen istifa etmemiş miydin? Şey etmiştim ama patron davet etti. Ay çok sevindim ama şey mekan değişti. Dur dur, ben sana hemen konum atıyorum, kapatıyorum. Aslı mı geliyor? Evet, işe de geri dönmüş. Ya ben çok seviyorum o kızı. Sevindim vallahi. Hah, ben de sana geliyordum. İlayda, seni tebrik etmem lazım. Hem bu davet fikri için hem de yeri değiştirmiş olmamıza rağmen gerçekten her şey kusursuz gözüküyor. İşte buna çok sevindim. Çünkü her şeyin kusursuz olması için o kadar uğraştım ki. Şu konuşmamızın üzerinden mi geçelim mi? İlayda, ben sevmiyorum öyle şeyleri. Sen yaparsın konuşmayı. Hem daha keyifli dinler herkes. Sen konuşmayacak mısın yani? Yok, ben ortağımla ilk dansı yapacağım. Ne dersin? Olur. Tamam, sevdim bu fikri. Barış'la ben bu ortaklığın hayalini çok önceden kurmuştuk. Fakültenin en başarılı öğrencisi olduğumuz yıllarda. Şu anda bu hayalimizi gerçekleştirdik ve sizlerle bu anı paylaştığımız için çok mutluyuz. Ay inşallah bu olayı kazasız belasız atlatırız. Öf abla ya, mahvolduk, tükendik vallahi. Ya asıl tükenen Barış. Yani bu olay açığa çıkacak olsa biz değil Barış girecek hapse. Aman. O mafya bozuntuları aradan çıksaydı bunlar hiç başımıza gelmeyecekti zaten. Ya bir de kızın halası var. Halası da klasik arabaları takip ediyor. Yakında uluslararası alanda ismi saygınlıkla eşdeğer bir firma olacağız.
Şu arkadaki kız Aslı değil mi? Bak bakayım. Dokunma, dokunma. Kırılır kalbim, dokunma. Kırma, kırma. Seven kalbimi. Ben artık sözü daha fazla uzatıp sizleri de sıkmayayım. Kahretsin teyzem. Ve buraya sahneye sevgili ortağımı davet edeyim ve ilk dansımızı yapalım. Dokunma, ben yaralı bir gönülüm. Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış. Aslı. Gelmeyeceğini söylemiştin. Evet. Ama iyi ki gelmişim. Bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Ne gibi? Zor değil. Seviyorum seni derken bana özür.